Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayının anlatıldığı TET Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki teğet çemberlerle ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dikdörtgen içerisinde iki yarım çember birbirine teğet verilmiş. Teğet çemberler gördüğümüz zaman hemen ne önemli merkezleri birleştiriyoruz. Tam değme noktasından geçmek zorunda. Yarı da önemli bizim için. Hocam burası 20-20 yarıçapı, E o zaman burası da 20. Yarı çap 9-9 o zaman burası da 9. Ve burada ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. E hocam şöyle 29 var 20 var. Normalde şuraya A deyip A kare eşittir 29'un karesi eksi 20'nin karesi deyip işlem yapabiliriz. Ya da 20 29 ile ilgili bir özel üçgen var ama genelde bilmezsiniz ben de buradan açarak yapayım hadi. Hadi bakalım burada A kare neye eşit oldu? 29 eksi 20'ye 29 artı 20 değil mi? İki kare farkından dolayı. Yani şurası 9 burası da 49 yaptı. A e, da o zaman kare küçüğünde 9 çarpı 49 yapar. Bu 3 diye çıkar. Bu da 7 çıkar diye çıkar. A'yı da böylelikle 3 çarpı 7'den 21 buluruz. Evet A 21 ise yani x artı 9 eşittir 21 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Birinci soru C oldu. Geldik ikinci soruya. Çemberler birbirine diyor ya. İşin esprisi merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Tam değme noktasından geçir. Burada da zaten tam değme noktasından geçiyor. AB uzunluğunu kaç vermişler? 7 vermişler. AC uzunluğunu kaç vermişler? 6 vermişler. BC uzunluğunu da 5 vermişler. Benden A merkezinin yarıçapı isteniliyor. Peki ben buraya bir A diyecek olursam o zaman burası da A. Buraya ne kaldı? 5 eksi A kaldı. E o zaman burası da 5 eksi A. Dikkat et. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Yarıçap büyük çemberin yarıçap olduğu için evet. Yani 7 artı A neye eşittir? 6 artı 5 eksi A'ya eşit oldu. Buradan 2A eşittir. Ne geliyor? Sanırım 4 geliyor. Değil mi? A'yı da buradan 2 buluruz. A2 ise benden A merkezinin yarı çapı isteniyor. A2 yazdığımızda burası kaç çıkıyor? 9 çıkıyor. Yani ikinci soru balık eseri oldu. Geldik üçüncü soruya. Çemberler birbirine değil. Hemen merkezlerini birleştir olayını yapalım. Hop merkezleri birleştirdik. Evet şunun yarı çapı 6. 6 burası da 6. Büyüğün yarı çapı kaç? 12. Hocam büyüğün yarı çapı 12 aklımızda bulunsun. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Buraya da R diyeyim. E, bana dik üçgen lazım. Bak dik üçgen var burada. E o zaman burası da nedir? 12 eksi R değil mi? Dik üçgenin bu kenarı lazım bana. Yap Pisagor'unu. R artı altının karesi eşittir. 12 eksi R'nin karesi artı altının karesi deyip işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Ya da 6 varsa 6 8 13 kendir büyük ihtimalle. 6 8 10 mu acaba diye bakıyorum. R yerine 4 yazmam lazım. 10 yapması için 4 yazarsam burası da 12 eksi 4'ten 8 sağlanıyor. Evet. R buradan gerçekten de 4 çıkar. İşlemi de yapsan 4 çıkacaktır. Yalnız benden OCx isteniyor. Şimdi bunun yarıçapını kaç buldum? 4 buldum. Hocam burası 4. Hemen 4'ü yazayım şuraya. 4'ü yazdım. Sonra hocam bu da 4 yarıçap olduğundan. Tamam 12'ye 4 4 8 ise o zaman x'e de ne kaldı? 4 kaldı. Evet 3. soru böylelikle balık kesir yaptı geldik 4. soruya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştirelim. Bunun yarıçapı 9 9, bunun yarıçapı da 8 8. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yarı çapları yazalım. 8 burası. Bununki de 9. Hocam burası da 8. Pisagor. Ne çıktı burada? 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden. Bu 9 artı x 17 yapacak ya. Yani x'i hop 15 yapacak ya. X'i böylelikle 6 olarak buluruz. Yani 4. soru denizli oldu. Geldik 5. soruya. Çemberler birbirine değiyorsa hemen merkezleri birleştireceğiz. Merkezleri belirledik. Hemen birleştirelim. Hop değme noktasına kadar gidecek. İşin esprisi bu. Unutma bunu. E, büyüğün çapı kaç? 16. Yarı çapı kaç yapar? 8. Sonra merkez varsa teğet varsa çek dik yapsak. Bunun yarı çapını bilmiyorum. R burası. R burası. E, 8. 8 ya. Buraya da 4 kaldı. E, bunun da yarı çapı 8 olduğundan dolayı buraya da 8 eksi R kaldı. E, sonra burada bir pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Yapalım bakalım. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesinden işlem işlem işlemle R'ye ulaşırız. Ama hisset kardeşim. R büyük ihtimalle nedir? 4 varsa 3 4 5 üçgendir. 3 koyarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Evet küçük çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Yani cevap 3 çıktı. 5. soru akçay oldu geldik 6. soruya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Varsa anahtar kelimeleri de kullan. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bunlar önemli. Hemen çizdik. Burası 4 buranın 9 olduğunu biliyorum. E burası da 9 burası da 4 değil mi? Evet dik üçgene karşılık getirmem lazım. 90 dereceler varsa dik üçgene nasıl karşılık gelir? E, dik yamuktan biliyoruz. Şöyle dik dörtgen oluşturdum. Hocam dik dörtgen oluşturunca 4 ise 4 burası 5 kaldı buraya. Pisagor dik dörtgen ya 90 burası burası da 90. 5 burası 13 burası. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden 12 çıktı burası. E dik dörtgenden dolayı da x'i 12 diye bulmuş oluruz. Yani 6. soru C han çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Ne var sırada? Bir sonraki videoda çokgenlerin çemberleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.